Kuzey Dağları'nın eteklerinde zamanın unuttuğu bir köy vardı. Adı yıllar içinde solan bir hatıra olmuştu ama köy halkının belleğinde hala yaşayan eski bir ev vardı. Ahşap kapıları ve çatısı zamanla yıpranmış ama bu evin içindeki geçmiş köy halkını hala bir hüzün ve korku ile dolduruyordu. Köyde yaşayan insanlar eski evden uzak durmaya çalışsalar da gizemli bir şekilde çekiliyorlardı. Köylüler, geceleyin eski evin çevresinde tuhaf ışıkların parladığını ve içeriden garip seslerin yükseldiğini duyduklarında içlerine bir korku düşüyordu. Cinlerin köylerini ele geçirdiğine dair kulaktan kulağa dolaşan söylentiler, geceleri köyün etrafında dolaşan gölge figürleri ve fısıltılarla birleştiğinde köylülerin korkuları daha da büyüdü. Köyde yaşayan bir adam, adı bilinmeyen bu evin geçmişini araştırmaya karar verdi. Bu adam, karanlık geçmişi çözmek ve köyünü cinlerin musallat olmuş hayaletlerinden kurtarmak istiyordu. Eski evin kapısını araladığında, içeride hala var olan eski ahşap kokusu ve sessizliği bozan eski ahşapların gıcırtısı ile karşılaştı. İçeri girdikçe, tuhaf sesler ve gölgelerle dolu bir atmosferle karşılaştı. Eski evde dolaşırken, köy halkının duyduğu garip sesleri ve gördüğü görüntüleri tecrübe etmeye başladı. Eski evin geçmişi, cinlerin ve köy halkının arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Eski evde dolaşan karanlık gölgeler, köy halkının yaşamlarını daha fazla etkilemeye başladı. Adı bilinmeyen adam, cinlerin eski evi ele geçirmesini engelleyememişti. Her gece, eski evden yükselen garip sesler, köylülerin kabuslarını süsledi. Cinler, köyün etrafında dolaşan korkunç varlıklar olarak ortaya çıktı ve köy halkının huzurunu tamamen yok etti. Köy, bir karanlık gölge altında kaldı. Köylüler, evlerine kapanmış ve eski evden uzak durmaya çalışmışlardı. Ancak cinlerin gücü daha da büyüdü. Bir bir, köy halkının ruhları, cinlerin esaretine düştü. Geceleri, köy meydanında eski evden yükselen fısıltılar ve çığlıklar, köy halkının yüreklerine dehşet saldı. Adı bilinmeyen adam, köyün kaderini değiştiremediği gibi, kendi kaderine de boyun eğdi. Cinlerin eline düşen adam, eski evin karanlık odalarında kayboldu. O günden sonra, köydeki herkes, eski evin yakınından geçerken, derin bir huzursuzluk duydu. Cinlerin köyü ele geçirdiği, köylülerin ruhlarının esir alındığı bu yer, korkunç bir efsaneye dönüştü. Kuzey Dağları'nın eteklerindeki bu köy, artık yalnızca hayaletlerin ve cinlerin karanlık bir dansına sahne oluyordu. Gece, köy meydanında yankılanan fısıltılar ve çığlıklarla dolup taşıyor, cinlerin gölgesi köy halkının üzerinde bir lanet gibi duruyordu. Köy, eski evin kötücül varlıklar tarafından ele geçirilmiş ve sonsuza kadar karanlığa gömülmüştü.